herkese merhabalar. Bugün yayınımızda aile ve ceza hukuku üzerine konuşacağız. Sorularımızı avukat Selin Kırhan'a yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhabalar avukat Selin Kırhan ben Boşanma hukuku ve aile hukuku üzerine e, özellikle uzmanlığım. Bugün sizlere özellikle pandemiden sonra herkesin çok fazla sorun yaşadığı boşanmalar, nafaka ve velayet üzerine e, kısaca bilgiler vereceğim. E, boşanmalar aslında baktığımız zaman ülkede çok fazla bir sorun. Özellikle son dönemde pandemi sürecinden sonra daha da arttı. Ve özellikle belki şaşıracaksınız ama genelde 1-2 yıllık evlileri değil, biz pandemi sürecinden sonra 20-30 yıllık evlileri torun torba sahibi olan insanları boşamaya başladık. Ee, sanırım insanların biraz kendine ve e, birbirlerine olan tahammülleri bu pandemi sürecinde, o eve kapanma e, sürecinde e, fazlasıyla tahammüller e, kalktı ve insanlar boşanma sürecine girmeye başladı. E, boşanmalar e, eskiden daha e, uzun yıllar süren, özellikle mahkemelerde daha hantal bir süreçti. Şimdiki yıllarda da tabii ki de yine çok fazla e, uzun süreçler mevcut ama bu anlaşmalı boşanmalarla aslında biz hukukçuların da çok sevdiği bir şey bu. E, anlaşmalı böyle daha bilinçli kişiler e, velayet hususunda, nafaka hususunda kendilerini bilen ve anlaşan insanları tek celsede anlaşmalı boşanmayla boşayabiliyoruz ama işin içine mal varlığı, mal rejimi girdiğinde ve anlaşamama söz konusu olduğunda tabii ki de maalesef ki çekişmeli boşanmaya geçiyor süreç. Bu da e, en az 1 iki üç yılı çiftlerin gözden çıkarması demek. Maalesef ki. E, nafaka aslında bakıldığında boşanma davası süreci içerisinde de görülebilir. E, çiftler örnek veriyorum kadın ve erkek çocukları var. Çocuk kadında ama henüz boşanma gerçekleşmedi. Tedbiren e, velayet kadında. E, nafaka için çocuk için iştirak nafakası bağlanabilir. E, fakat boşanma davası sürecinde biz buna tedbir nafakası diyoruz çocuk için. E, boşanma gerçekleştikten sonra e, taraflardan kimde kalacaksa eğer özellikle kadında kalıyorsa zaten bir nafaka bağlanıyor. Çocuk için bağlanan nafaka iştirak nafakası adı altında. Eğer kadına bağlanacaksa bu yoksulluk nafakası adı altında geçiyor. Ee, yoksulluk nafakaları genel itibariyle aslında tarafların ekonomik incelemeleri çok detaylı bir incelemeden geçiliyor mahkemede. Ee, ekonomik inceleme yapılır, sosyal araştırma yapılır. Ee, eğer gerçekten kadının e, herhangi bir mal varlığı yoksa ya da olsa bile maddi gücü erkeğe göre daha düşükse e, SGK'sı yoksa örnek veriyorum. Bu gibi durumlarda tabii ki de nafaka bağlanıyor. Kadına bağlanan nafaka ayrı, çocuğa bağlanan nafaka ayrıdır dediğim gibi. Velev ki anlaşmalı boşandılar ve taraflar birbirlerinden nafaka istemedi. Geçmiş olsun. Çünkü daha sonrasında nafaka davası açamazsınız. Anlaşmalı protokolde yazılı olan şeye bağlısınız. O yüzden de ben her zaman şunu söylüyorum. Çiftlerin bilinçli olmaları çok önemli bu konuda anlaşma protokollerine geçirdikleri zaman bazen şöyle düşünüyorlar. Aman ben lanet olsun şimdi boşanayım. Zaten daha sonra nafaka davası açarım. Ama siz oraya imzanızı atıyorsunuz ve nafaka istemiyorum diyorsunuz. O saatten sonra nafaka davası açsanız da mahkeme tarafından red yersiniz. Sadece çocuklar için geçerli değil bu. E, çiftler birbirlerinden nafaka istemeseler dahi. Çocuktan, e, çocukla ilgili iştirak nafakası da istemeseler. Sonrasında çocuk 18 yaşına gelene kadar e, eğer anne de velayet, anne o imzayı atmış olsa bile anlaşmalı protokolde sonrasında çocuk için bir nafaka talebinde bulunabilir ama kendisi için bulunamaz. O yüzden anlaşmalı protokolleri bu anlamda çok önemsiyoruz. E, nafaka davası diyelim ki boşanma gerçekleşti. Nafakanın üzerine de sonuçta biliyoruz ki Türkiye'nin ekonomik şartları her sene e, ekonomik zorluklar vesaire o nafaka durduğu gibi durmuyor. Sonuç itibariyle giderler çok fazla. E, şöyle bir şey yapılabilir. Normal şartlarda zaten üfe oranında bir artış söz konusu. Her yıl nafaka'nın artırılması gerekiyor. Fakat e eğer boşanmış eş nafakayı arttırmadıysa, bununla ilgili icraya başvurabilirler. Yani nafaka ödenmiyorsa daha doğrusu e toplum alacaklarını alabilmesi için anne e icraya başvurabilir. Ya da nafaka arttırımı davası açabilir. Bir arttırım söz konusu değilse. Bunlar aslında kısa sürede çözülebilen davalardır boşanma gibi değildir. Çünkü sonuç itibariyle kişiler ekonomik anlamda kim davayı açıyorsa delilleri kendisinin toplaması ve ispatla mükellef olduğundan dolayı dava açılır deliller ile ispatlanır ve nafaka arttırımı ya da azaltımı yani şöyle de olabiliyor bazen e, nafaka arttırımı talebinde bulunabiliyor ama karşı tarafın durumu yoktur. Karşı tarafın durumu olmadığı zaman nafaka azaltımı davası da açabilir baba. Böyle e, bu tarz sorunlarla da maalesef ki karşılaşılabiliyor. Velayet aslında çok sıkıntılı. E, özellikle boşanma davalarında ben her zaman söylüyorum çocuklar en çok etkilenen ve yara alan Özellikle 0 ila 3 yaş arasındaysa çocuklar biliyorsunuz ki psikolojide de böyledir bir tramvayla karşılaşıyorlar ister istemez. Eğer aileler özellikle çocukları silah olarak kullanıyorsa maalesef ki e, bazı hemcinslerimiz de bunu yapıyor. E, çocuğu silah olarak kullanıp babaya göstermeme ya da velayeti kötü kullanma ya da tam tersi kadın olarak da değerlendirmeyelim. Erkekte ise eğer babadaysa velayet aynı şekilde baba da bazen çocuğu silah olarak kullanabiliyor. Velayet davalarında çok ince sık dokunur. Mahkemelerde de böyledir. Özellikle heyet raporları alınır. Süreç zorluysa ve taraflar aralarında anlaşamıyorsa velayetin kimde kalacağı konusunda heyet raporları hazırlanıyor. Bu heyetlerde sosyal hizmetler uzmanı, bir psikolog ve bir pedagog olur. Tarafları ayrı ayrı aynı günde ya da farklı günlerde seansla dinlerler. Aynı şekilde çocuğu da görmek isterler ve bazı durumlarda çocuk o anda kimde kalıyorsa ya da taraflıların her ikisinin de evine gidebilirler, sosyal hizmetler uzmanı gidip evlere de bakabilirler. İşte çocuğun bir odası var mı? Çocuk gerçekten kimde kalırsa daha mutlu olur. Ruhen ve bedenen bütünlüğünü hangi tarafta tam olarak tamamlayabilir? Bunlara bakılır. Aslında bakıldığı zaman velayet davaları ya da boşanma sürecindeki velayeti belirleyen en önemli unsur Küçüğün üstün menfaati. Taraflardan hangisinde daha mutlu olacaksa o tarafa e, raporlar eşliğinde, uzmanların görüşleri eşliğinde, tabii ki de hakim takdirinde e, bu şekilde bir sonuca bağlanıyor. Ortak velayet mümkün. E, özellikle benim çok sevdiğim bir e, husus bu. Aslında taraflar anlaşabilse gerçekten birbirleriyle birbirlerini yemeden bilinçli bir şekilde. Ortak velayet bence çok güzel bir şey. Bizim aslında yargısal kararlarıyla daha çok şu an için uygulamada gördüğümüz, kanunda tam olarak şu anda bir yeri olmasa da uygulamada da artık başladık biz ortak velayete. Ama özellikle anlaşmalı boşanmalarda çok sık görüyoruz bunu. Dediğim gibi birbirlerini anlayan ama aynı evde yapamayacağını artık buna karar veren çiftler ayrılma istediği zaman çocukları işte kimde kalacağı vesaire hususu çok sıkıntı olmasın diye aslında baktığınız zaman ortak velayeti çok rahatlıkla protokole geçirebiliyorlar. E, ortak velayet demek aslında şu, çocuğu aynı evlilik birliği içerisinde olduğu gibi, annenin ve babanın aynı şartlar altında görmesi, aynı şartlar altındaki ilişki tesisi kurması ve bakımını birlikte üstlenmesi. Yani bu süreçte aslında bir nafaka yok. Ya da işte anne ya da baba bakımı, e, okul masraflarını vesaire tüm her şeyi birlikte karşılıyor. Ya da e, taraflar yine anlaşırsa Adı ortak velayet altında, ee, baba belki annede kalacaksa çocuk e, ya da işte dediğim gibi aslında velayet ortak oluyor. Yani direkt annede ya da babada değil tüm kararlar birlikte alınıyor. Örnek veriyorum 3 gün babada kalıyorsa 4 gün annede. Bu tamamıyla tarafların birbirleriyle olan iradelerine bağlı bir şekilde gelişiyor. Bence aslında çok güzel bir şey. Aynı yani evlilik birliği içerisinde olduğu gibi çocuk fazla etkilenmiyor çünkü bu durumda. Ee, ortak velayet evet mümkün. Ve gerçekten de çok sağlıklı bir süreç. Ee, bir de özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, önemli bir konu çünkü. E, velayet diyelim ki taraflardan e, anneye verildi. E, karar kesinleşti. E, fakat şöyle de bir durum söz konusu olabilir. E, dosya bittikten sonra zaten biliyorsunuz ki boşanma davaları dahi bitse, tüm dava sonucunda bir üst mahkemeye... 15 gün içerisinde itiraz e, mevcuttur. Yani taraflar istinafa gidebilirler bu süreçte. E, i̇stinafa gitme durumları söz konusu olabilir. İstinaftan bozma ya da onama geliyor. Yani istinaf diyor ki evet e, anne de kalması daha uygundur. Biz yerel mahkemenin kararını e, onuyoruz. E, ya da e, bozuyoruz tekrar dava görürsün. Ya da kesinleşti her şey istinaf sürecinden de geçildi çocuk anne de fakat anne babaya çocuğu göstermiyor ya da velayeti kötü kullanıyor bir şekilde şöyle durumlarla da karşılaşıyoruz bazen kanunda da haysiyetsiz yaşam sürme gibi kavramlar vardır örnek veriyorum anne hayat kadınıdır ya da anne uyuşturucu bağımlısıdır alkol bağımlısıdır bu gibi durumlarda zaten çocuk bakıldığında aslında anneye vermesi çok da sağlıklı bir şey değil. Bu durumlarda da itiraz söz konusu olabiliyor. Velayetin kötüye kullanılması adı altında bir dava açılabilir bu itirazla. Ama bakıldığında aslında kanunen e, süt bebeği olan, özellikle işte yeni doğmuş çocuklar zaten anneye veriliyor. Süt bebeği yaşını geçtikten sonraki süreçte asıl e, önemli olan velayet ususu başlıyor. Çünkü çocuk 3 yaşında ya da 4 yaşında ama gelişimini tam olarak tamamlayamamış. Anne ilgilenmiyor çocukla. Dediğim gibi bu tarz bağımlılıkları var vesaire bunlar ispatlandığı takdirde derhal çocuk eğer baba bakabilecek pozisyondaysa babaya verilir. Baba bakabilecek pozisyonda değilse de o zaman sosyal hizmetler devreye giriyor. Boşanma davaları genel itibariyle tatsız konular aslında baktığımız zaman. Türkiye'de de her üç evden ikisini çaldığımızda mutlaka ki bu tarz sorunlarla karşılaşan çiftler çok fazla. Böyle bir karar aldılarsa... İlk başta söyleyebileceğim şey mutlak surette bilinçlenmeleri. Yani uzmanlardan mutlaka görüş alsınlar. Bu uzmanlık sadece hukuki anlamda değil, psikolojik anlamda da destekten bahsediyorum. Çünkü çok yıpratıcı bir süreç. Çelik gibi sinirlere ve gerçekten iyi bir ruha sahip olmaları lazım. Çünkü taraflar evlenirken canım cicim işte sizi seni çok seviyorum şeklinde evleniyorlar ama ayrılırken süreç öyle olmuyor maalesef. Özellikle çekişmeli davalarda. Ee, işte Allah seni kahretsin ne bitiyor o olay. O yüzden e, tarafların birbirlerine dava süreci içerisinde o dilekçelerde aslında taraflar tam anlamıyla boşanma davalarında tanıyorlar birbirlerini bakıldığında. Çünkü dilekçelerde birbirlerine öyle ithamlarda bulunuyorlar ki aslında da e, evlilik birliği içerisinde bazen bu tarz şeyler olmamış ama kendilerini kusurlu göstermemek adına işte böyle şeylerle karşılaşmak çok fazla mümkün olduğu için özellikle iyi bir uzmandan hem e, ruhen Kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için mutlaka ki bir terapi almalarını ben her zaman için tavsiye ediyorum. Bununla birlikte gerçekten iyi bir hukukçuyla e, hukukçuyla çalışmaları çok önemli. Çünkü dava yolunda gerçekten bir dava arkadaşlığı doğuyor. E, en önemlisi güvenmeleri. Çünkü avukatınıza güvenmezseniz bu iş olmaz. En mahreme giriyoruz. En mahreme girdiğimiz için de gizlilik çok önemli. E, Güvendikleri, inandıkları kişilerle yola çıksınlar. Ee, sonunda da eğer çocuk varsa önce çocuğu düşünerek hareket etsinler. Söyleyebileceğim bunlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı adalet terazisinin doğru işlediği bir gün ve e, bir yıl diliyorum aslında. Aile ve Ceza Hukukunda, boşanmalar ve nafaka davalarına yönelik bütün sorularımızı yanıtlayan avukat Selin Kırhan'a teşekkür ederiz. Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Hafta yeniden karşınızda olmak üzere hoşçakalın.